Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesinde. Ahmet Şimşek'in konuğu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Bu. Teşekkür ediyoruz Can Okanar. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile birlikteyiz. Altın fiyatlarını konuşacağız. Altın fiyatları düşüşe geçti. Önümüzdeki dönemlerde bu düşüş devam eder mi? En önemlisi de altın almalı mı, satmalı mı? İslam Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Gram altın 1006-1007 lira seviyelerine kadar geriledi. Çeyrek altında 1600 lira seviyelerine kadar geriledi gün içerisinde. Haftaya düşüşle başladı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz altın fiyatlarını? Cuma günü FED Başkanı Jerome Powell'un bir açıklaması vardı. Buradaki açıklamasında faiz artırımlarına devam edeceğini sinyalini verdi. FED yıl sonuna kadar bu faiz artırımlarına devam edecek ve dolayısıyla dolar karşısındaki diğer para birimlerinde ve altın, gümüş gibi emtialarda, kripto paralarda da sert düşüşler gördük. Haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksi bu haftanın ilk işlem günündeyiz. Tekrar 109 seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştirdi. Bu da altının ons fiyatının 1720 dolar seviyesine kadar gerilemesine, içeride gram altın TL fiyatının da 1006 lira seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Ancak şu iki önemli faktörü özellikle belirtmek istiyorum. Ekranlarda her ne kadar gram altın 1006 lira seviyesinde görülse de hem bankalarda hem serbest piyasalarda, yani kuyumcularda, gram altın TL fiyatı 1015-1020 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kısa vadede bu baskılanma devam eder. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımız zaman işler biraz daha karışık. Mesela bir resesyonu kabul etmeyen FED var karşımızda. Teknik olarak resesyona giren bir FED karşımızda duruyor. Stagflasyon ve enflasyon artmaya devam ediyor. Bu problemlere karşı yapabilecek çok bir şey yok. Sadece faiz artırarak bu süreci devam ettiriyorlar. Altın, gümüş gibi emtialar ciddi bir anlamda baskılanmaya devam ediyor. Özellikle bu baskılanma kısa vade için kalıcı olmayabilir. Çünkü Çin-Tayvan gerilimiyle alakalı son günlerde yeni haber akışları da gelmeye devam ediyor. Ve dolayısıyla da orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcılar da doların karşısındaki değer kaybetmiş enstrümanlara yavaş yavaş giriş yapabilir veya buradan tekrar alım yapma fırsatını yakalayabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor, jeopolitik riskler, resesyon riski falan derken altın fiyatları tekrar yükseliş trendinin olabilir ons bazında. Gram altın tarafındaki hikaye tamamen değişik. İster istemez doların uluslararası piyasalardaki değer artışları içeride dolar TL kurunun 18-20 lira seviyesinin üzerinde tutulmasına neden oluyor. Muhtemelen de yılın son çeyreğinde 20-21 lira aralığında bugünkü ekonomik koşullarda bir fiyatlama bekliyoruz. Eğer bu öngörümüz gerçekleşirse gram altın TL fiyatında yeni rekorlar da görme ihtimalimiz çok yüksek. Mesela 1200, mesela 1450. Bu masada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bugünkü seviyeler, emtia fiyatlarındaki bugünkü seviyeler orta ve uzun vade için alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Özellikle altın alacak, düğün yapacak vatandaşlarımızın da önümüzdeki yıl bu fiyatlardan bulamama ihtimali çok yüksek. Gram altın TL fiyatının 1000 lira seviyesinin altında sarkma ihtimalini çok zor görüyorum. Bugünkü koşullar onu gösteriyor. Evet. Ancak 985 rakamı göreceğiz ki serbest piyasalarda 1000 lira rakamlar olsun. İslam Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.